Turan Mimarlık İnşaat Limited Şirketi ve Aksan İnşaat sunar. Sizler çok büyük.
bacılarımız, ablalarımız, gençlerimiz, yüreğiyle her zaman yanımda olan tüm dostlarımız, gönül dostlarımız, arkadaşlarımız, partilerimiz, Kula ailesi. En büyük olan sizlersiniz. AK Parti ailesiniz. Sevgili başkanım, 5 yıl önce bir sloganla çıkmıştı. Demiştik ki, bizler ilçemizin tarihini değil, tarihini değiştirebiliriz demiştik. Ankara ile Kula'yı el ele tutuşturabilirsek, bu ilçenin makus tarihini yenmek adına her türlü hizmeti bu ilçeye getirebileceğimizi iddia etmiştik. Eğitim adına, sağlık adına, altyapı adına, imar adına, dere ıslahları adına, yeşillendirmeler adına, arıtmalar adına onlarca söz vermiştik sevgili başkanım. Değerli hemşehrilerimize. Ve bazılarına da ben karşı çıkmıştım. Biraz fazla gidiyoruz diye ben karşı çıkmıştım. Ama şükürler olsun Rabbime. Bu halk her zaman bizlere güvendi. Her zaman yanımızda oldu. Her zaman aklı selimle davrandı, sağduyuyla davrandı, fitneye yol vermedi, fesada yol vermedi, yalana yol vermedi, dolana yol vermedi. Hep her zaman arkamızda dimdik durdu. Ve geriye dönüp 5 yılın mahkemesini yaptığımızda kitapçıklarda dağıttık. Ben teker teker 5 yıl içerisinde bu ülkede neler yaptığımızı saymayacağım. Ama hafızalarımızı bir şekilde tazelememiz gerekiyor. Eğitim adına son 5 yıl içerisinde eğer bu ülkede 5 tane lise kazandırıldıysa Ankara'yla Kula'nın el ele vermesi Sayın Tanrıverdi'nin, Sayın Yurttaş'ın ve tüm gönül dostlarımızın desteğiyle bu eğitimdeki faaliyetler gerçekleştirdi. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi hatırlıyorum. 2009 seçimleriydi. Değerli başkanım dedi ki bu ilçenin içme suyu arıtma tesisi var. Ben de kolumdan çekiyorum başkanım. Ya söz vermeyeyim. Çok pahalı bir yatırım. Uzun sürecek bir yatırım. Ne olursun söz vermeyeyim. Eli bitti. Dedi ki senin paranın hiçbir ehemmiyeti yok. Bizler bu ilçe için her şeyi yapabiliriz. Ve Allah razı olsun. Yaklaşık 8 trilyon lira verip Türkiye'nin en gelişmiş içme suyu arıtma tesisini ilçemize kazandırdı. Allah kendisine razı olsun. Kent oranını mı anlatayım? Sosyal güvenliği mi anlatayım? 60 ayda yapılan 60 tane yeşil alanımı biz de sizlerle bunu duyuyoruz değerli arkadaşlar. Sağ olun. Sesiniz gitmesi gereken her yeri sonuna kadar gidiyor. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir tane yeşil alanı var, mesire alanı var, parkı var. Üniversitemizdeki belli noktaları var. Türkiye'nin en büyük spor kompleksinden bir tanesini başlamış olmamızı var. Neleri yaptık? Birçok inşaatı hep beraber ortaya koyduk. Elinizde bir takış dağıttı. Hani diyorlar ya, ya işte ne yaptı? Sayın Tanrıverdi ne yaptı? Sayın Yurttaş ne yaptı? Bu AK Parti teşkilatıyla Kula Belediyesi neler yaptı? Aynası işte kişinin diyorlar değerli arkadaşlar. Bakılmaz lafa. Görünür mütbeyi işi eserinden. Bizler hep eserimizle konuştuk. Eserlerimizle konuştuk. Bu ülkenin gelişmesi adına, büyümesi adına, yarınlarımız adına, çocuklarımız adına, torunlarımız adına daha güzel bir Kula'yı inşa edebilmek için. Yarın bizden sonraki gelen çocukların bizlere sitem etmemeleri için gecemizi gündüzümüzü kattık,
son derece önemli bir seçime kararlar yaşayacağız inşallah. Öncelikle şunu temenni ederim, şunu dua ederim. Bu seçimler öncelikle sizler için hayırlı olsun. Yarınlarımız için, çocuklarımız için, 60 mahallemizde yaşayan tüm vatandaşlarımız için, Manisa'mız için ve ülkemiz için hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. İnşallah öyle bir süreç yaşayalım ki kinin olmadığı, öfkenin olmadığı, nefretin olmadığı, kimsenin kimseye kırılmadığı, kimsenin kimseyi karalamadığı bir seçim sürecini inşallah sizlerle beraber yaşayabilirim. Gönlümüzden ve kalbimizden bu geçiyor herhalde. Çünkü tüm seçimlerde şunu azami gayret gösterdik. Hiç kimseyi karalamadık. Hiç kimseyi kötülemedik. Kimseyi ötekileştirmedik. Kimseyi ötelemedik. Hep şunu dedik. Ya Rabbi, bu ülke için en hayırlı hizmeti kim verebilirse bu görevi ona nasip et. Bizler iyi niyetimizle çıktık. Samimiyetimizle çıktık. Hükmiyetimizle çıktık. Eğer biz hayırlı olamayacaksak ya Rabbi kim hayırlı olacaksa ona nasip et. Bugün de aynı duayı yapıyoruz. Kim hayırlı olabilecekse bu ülke için Rabbim bu görevi ona nasip et. Ben hukuklarınızda tüm adaylara başarılar diliyorum. Allah benim ağlarımı kayıyordu ve bahtına çıkacak. Çünkü bu topraklar Yunus'un toprağı. Bizler ne diyor Yunus, bizim Yunus? Elif okuduk ötürü. Pazar eyledik götürü. Yaradılarını hoş gördük. Gelmedik kavga için diyor. Bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya. Bizler gönüllerle yapmak üzere huzurunuzdayız değerli. Ama sizlerden de bir istirhamımız var. Bu ülkede şunu çok arz ediyoruz. Hizmet yarışmalı. Herkes çıkıp projelerini ortaya koymalı. Geçmişin muhasebesini doğru yapıp yarını doğru planlamamız, doğru kurgulamamız lazım. Bizlere düşen bu. Yani şunu tartışabiliriz. Yapılmış olan hizmetlerin tamamını doğru bir şekilde tartışabiliriz. Hiç itirazım olmaz. Diyebilirler ya arkadaş 5 tane şey yaptınız bu azdı. Niye 10 tane yapmadınız diyebilirler. Hiç itirazım olmaz değerli arkadaşlar. Niye bu öğrenci yurtlarını yaptınız? Veya niye daha fazla yapmadınız da diyebilirler. Buna da itirazımız olmaz. Bu kadar yeşil alana ne gerek vardı? Niye yaptınız diyebilirler diye veya niye az yaptınız da diyebilirler. Ona da hiç itirazımız olmaz. Projeleri tartışmak durumundayız. Geçmişin muhasebesini doğru bir şekilde yapıp net bir şekilde ortaya koymak durumundayız. Bize düşen bu. Ama fitne üzerinde yalan üzerinden, dolan üzerinden, iftira üzerinden bu ülkede politika yapılmasına lütfen müsaade etmeyin değerli. Çünkü son bir aylık süre içerisinde gördüğümüz bir tek şey var. Kimse proje açıkladığı falan yok. Kimsenin hizmet noktasında ortaya koyduğu bir şey de yok. Bizimle alakalı eleştirilere baktığımız noktada sadece ve sadece bir karalama kampanyası başlamış, herkesin elinde yağlı bir boya bir şeyler çalmaya çalışıyor. Bizler şunu biliyoruz. Güneş balçıkta hiçbir şekilde sıvanmaz değerli arkadaşlar. Kimse güneşi balçıkta sıvayamaz. Bir de kulada bir tabir vardır hepimizin kullandığı. Kimse kavak ağacına taş atmaz. Eğer insanlar taş atıyorlarsa mutlaka ki meyve veren ağacı taş atarlar. Meyve veren ağacı taş atarlar.
Önümüzde bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendirmek durumundayız. Bu süreci gerçekten aramızı hiçbir şekilde fitneyi, fesadı, yalanı, dolanı katmadan götürmek durumundayız. Sizden de istirhamımız şudur. Kimseyle kavga etmeyeceğiz. Kimseyi götüremeyeceğiz, kimseyi ötüremeyeceğiz. Ama aramıza hiçbir şekilde fitnenin ve fesadın girmesine müsaade etmeyeceğiz değerli arkadaşlar. Ve yapılan haksızlıklar karşısında da dimdik ayakta duracağız. Dimdik ayakta duracağız. Çünkü onurlu, haysiyetli, şerefli ve namuslu insanlar şerefsiz ve haysiyetsiz insanlardan daha cesur olmak durumundadır diye. Bizim işimiz sadece kula, kulaya hizmet. Hiç dedikodu üretmedik, fitne üretmedik, fesat üretmedik. Bunun kaynağı oldu. Bundan sonra da Allah'ın huzurunda ve sizlerin huzurunda net olarak şunları davet ediyoruz. Bizler, ekibimizle birlikte, teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, meclis üyelerimizle ve milletvekillerimizle ama illa da Büyükşehir Belediye Başkanı Bey'imizle. Kulağımıza, sizlere, yarınlarımıza, çocuklarımıza daha güzel bir kula bırakmak adına gecemizi, gündüzümüzü katıp bu ülke için mücadele vereceğimizi söz veriyoruz herhalde. Allah razı olsun. Buradakilerin tamamı Allah razı olsun. Biz de sizlerle görüşürüz. Allah razı olsun. Seviyorum seni. Allah razı olsun. Belediye kardeşlerimizi çok seviyorum. Sandalye kardeşlerimizi çok seviyorum. 60 mahallemizin tamamında Allah razı olsun. Gerçekten yürüten ve tüm işlerimizi istiyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi korusun. Evet. Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar. Allah razı olsun. Sizden büyük. Çok sağ olun. 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 Ben önümüzdeki süreçle alakalı 3-4 tane projeyi bu akşam müsaade ederseniz huzurlarınızda açıklamak istiyorum. Ama benden sonra çok değerli hemşehrimiz, milletvekilimiz, Sayın Muzaffer Yurttaş gelecekler ve AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. İçimizden biri, elim oğlu değil. Hemşehrimiz, gururumuz, iftarımız Sayın Hüseyin Tanrıverdi gelecek. Onların da gerçekten sizlere vereceği çok büyük müjdeler var. Ben şimdiden Sayın Yurttaş'a fakülte sözünü vereceğinden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar. Önümüzdeki süreç içerisinde yine bu ülke eğitimin merkezi ve markası olacak. Allah nasip ederse eksik kalan 5 tane lisemiz vardı. Önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde bu liselerin tamamının hayata geçmesi için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Şu anda çalışmaları başladı. Bir büyük ve küçük baş hayvan pazarı inşallah 20 bin metrelik başlattık. Önümüzdeki dönemde faaliyete geçecek. Bir zahire pazarımız, zahireciler sistemimiz tamamen hizmetimize girecek. Kömürcüler sistemimiz, yemciler sistemimiz, mezarlığın karşısındaki alanda Allah'a
geç kaldık. Sayın Tanrıverdi'nin bu noktada ciddi eleştirileri de vardı bize. Pazarların tamamını modern bir hale getirmemiz gerekiyordu. Gerek manav pazarını, gerek tuhafiye pazarını, gerek hırdavatçılar pazarını, gerek balık pazarını, gerek zeytin pazarını, gerek peynir pazarını tamamen bugünün şartlarına göre yeni bir alanda modern bir şekilde hizmetinize sunmamız gerekiyordu. Önümüzdeki 2 yıllık süre içerisinde inşallah değerli arkadaşlar bu hizmetimizde olacak. Benim yeni katılan 60 mahallemizden 53 tanesi kulağımıza mahalle olarak yeni katıldı. Tamamını biliyoruz. Problemlerini de biliyoruz, sıkıntılarını da biliyoruz, dertlerini de biliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde ben şunu net olarak iddia ediyorum. Bizler büyük şehirle el ele verebilirsek, Ankara'nın desteğini de arkamıza alabilirsek, Allah şahit olsun, sizler de şahit olun. 5 yıllık süre içerisinde bu ülkeyi en az 50 yılda yapılacak hizmetin tamamını getirmeyi taahhüt ediyoruz. Yeni mahallelerimiz için 20 tane düğün salonu yapmayı planlıyoruz. Ve tüm gençlerimiz için de 20 adet halı sahayı inşallah önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde tüm aklımızın hizmetini sunmaya çalışıyoruz. Kulağın çok ciddi bir değeri var. Bunu doğru bir şekilde belki anlatamadık. Bu da bizim eksiğimiz. Avrupa'nın 58. dünyanın 99. jeoparkı olma ünvanını siz değerli hemşehrilerimiz kazandı. Jeoparkın karşılığı şu değerli hemşehriler. Dünyada jeoparklara ziyaret eden 100 milyonun üzerinde aylık geliri 7 bin doların üzerinde olan bir kitle var. Ve Avrupa ve UNESCO'nun ilk jeoparkı olma onuru siz değerli hemşehrilerime nasip oldu. İnşallah gerekli altyapıyı doğru şekilde kurgulayabilirsek, kesintiye uğramazsa, konaklama tesislerini ve hizmet sektörünü geliştirebilirsek, emin olun ki değerli hemşehrilerim, 2-3 yıllık süre içerisinde bu ilçeye 2 milyonun üzerinde nitelikli turist gelir. Bunu bizler inanıyoruz. Lütfen sizler de inanın. Ve daha birçok projemiz var. Ama ben gerçekten salon çok sıcak oldu. Çok da fazla vaktinizi almak istedim. Bir proje daha açıklayacağım. Diğerlerini süreç içerisinde parça parça açıklayacağım. Kaplıcalar bölgemiz 3500 yıl öncesine kadar kayıtlı olarak gidiyor değerli arkadaşlar. 3500 yıldır Kaplıcalar bölgesinde insanlar gelmişler, o sudan şifa bulmuşlar. Ve bu bölge termal turizm tesis alanı ilan edildi. Bir takım çalışmalar başlattık, altyapı çalışmaları başlattık. Biliyorsunuz orada MTA'dan gelen bir takım sıkıntılarımız vardı. Hem ruhsat sahalarını hem de suların tamamını Kula Belediyesi'nin uhdesine aldı. Ve Allah nasip ederse yaklaşık 8 aydır devam eden bir çalışmamız var. Uluslararası bir konsorsiyumla devam eden bir çalışmamız var. Bir hedef ortaya koyduk. Eğer kesintiye uğramazsa, bir aksilik olmazsa 2014 yılı içerisinde inşallah bir takım temeller atılacak. Ama atılacak temellerle alakalı
belki önümüzdeki günlerde çok daha detay ve net bilgiler ortaya koyacağız değerli arkadaşlar. Ama planladığımız tesis dünyanın en büyük tesislerinden biri olacak değerli arkadaşlar. Ve eğer sağlık serbest bölgesi alanı içerisine de kattığımız bu bölgede eğer biz bu tesis ortaya koyabilirsek hedeflediğimiz rakam 5 yıl içerisinde bu ülkeden ve civar ülkelerden yaklaşık 7000 kişiye istihdam sağlamaktır değerli arkadaşlar. Bir şeyi çok arz ediyoruz. Milletvekillerimizle, teşkilatımızla, tüm ekibimizle. Bizim mücadelemiz bu ülkede bir tek işsiz gencimiz kalmayana kadar. Kimse kimseye muhtaç olmayana kadar, kimsenin muamelete muhtaç olmadığı dönemleri görene kadar devam edecektir değerli arkadaşlar. İnşallah sizler bize güç verdiğiniz müddetçe, desteğinizi devam ettirdiğiniz müddetçe, bu samimiyetinizle, bu yüreğinizdeki sevgiyle, bu coşkuyla bizler bu ülkeye çok daha güzel hizmetleri getirmeye muktediriz. Yarınlarımız daha aydınlık olacaktır, daha parlak olacaktır. Ben katılımınızdan dolayı, yüreklerinizdeki sevgiden dolayı, bizlere bugüne kadar verdiğiniz her türlü destekten dolayı, işlemlerinizden dolayı, dualarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve sizlere bir de dışarıdaki arkadaşlardan bir istirhamım var. Salon toplantısından sonra iki tane seçim büromuz var. Ne olursunuz kula bir birlik görsün. Bir kardeşliğin net olarak görmeyeni görsün. Dostluğun ve samimiyetin net olarak ne olduğunu görsün. Salon toplantısından sonra hiç kimse dağılmasın. Dışarıdaki arkadaşlardan da özellikle istirham ediyorum. Hep beraber geçelim seçim bürolarımızı coşkuyla birlik içerisinde, beraberlik içerisinde açalım ve sizlerin hizmetine sunalım değerli arkadaşlar. Ben katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmadan Yüce Rabbim 30 Mart akşamında tüm kulağımızla 60 mahallemizle bu coşkuyu, bu güzel coşkuyu tekrar yaşamayı bizlere nasip etsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Emeklerinize sağlık. Yüreklerinize sağlık. Sağ olun. Var olun beraber. Alkışlarla saniye davet ediyoruz.
Yardımcım, Manisa Milletvekilimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Hüseyin Tanrıverdi, Manisa Milletvekilimiz Sayın Doktor Muzaffer Yurttaş, Belediye Başkanım, Yönetim Kurulu üyelerim, Belediye Meclis üyelerim, Kadın Kolları Başkanım ve üyeleri, Gençlik Kolları Başkanım ve üyeleri, mahalle temsilcilerimiz, muhtarlarımız, velhasıl AK Parti'nin büyük ailesi, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yıl 2002, kulağımızın başına bir talih kuşu, Sayın Tanrıverdi, kulağımızın evladı milletvekilimiz, çok büyük hizmetler olan bir abimiz, yine yıl 2011, yine kulağı bir abimiz, Sayın Doktor Muzaffer Yurttaş, milletvekilimiz. Tabii ki kulağımız çok şanslı, 2002'den beri Genel Başkan Yardımcılığımız da yapan Sayın Tanrıverdi Büyükşehir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Kulağımız için bir şeref, onur. Bunun için, bu onuru yaşattığı için kendisine hepiniz adına teşekkür ediyorum. Sayın Tanrıverdi'nin, Sayın Selim Aşkı'nın yaptıkları belli. Bugüne kadar hizmetleri. İnşallah bunların devamı gelecek arkadaşlar. İnşallah hepimiz hizmetlerin devamında kulağımızın daha yaşanılabilir yer olduğunu göreceğiz. Manisa'mızın marka bir kent olduğunu göreceğiz. Hepinize desteklerinizden ötürü teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Değerli konuklarımız, AK Parti İlçe Başkanı Sayın Nefat Gülmez Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, 365.724 bu şehir için çalışan, Türkiye'yi şahlandıran çok değerli AK Parti Manisa Milletvekilimiz Sayın Muzaffer Yurttaş Beyefendi'yi kürsüye davet de arz ediyoruz. Üniversitesi var. 12 tane fakültesi açıldı.
Bu fakültelerden en son ikisini Turgutlu'da Teknoloji Fakültesi, Salihli'de de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini açtı. Ama bizim ustamız, bizim önümüzü kim açtı? Hüseyin Tanrıverdi açtı. Eğer Manisa'ya, eğer Kula'ya yeni bir fakülte kazandırılacaksa öncelikle bunun yolunu açacak olan Hüseyin Tanrıverdi'dir. Ama Manisa'nın, Kula'nın bir evladı, Eroğlu'nda doğmuş bu memleketin bir çocuğu olarak Ankara'da sizin temsilciniz olarak fakültenin Ankara'daki idari işlemlerini takip edeceğimin sözünü veriyorum sizlere. Değerli dostlar, geçtiğimiz 27 Şubat tarihinde 2011 yılında Sayın Hocamız Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı 3 yıl önce kaybetmişti. Kendisini rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Gördüğünüz gibi bu ülkede eser bırakanlar hep dua ile, minnetle, şükranla anılacaktır. Ama 28 Şubat'ın mimarlarını hiç kimse hayırla yad etmiyor. Hiç kimse onların adlarını, sanlarını hatırlamıyor. Artık onlar unutuldu gitti. Çünkü onlar bu ülkeye çok acılar yaşattılar. Ülkemizin üzerinde 28 Şubat gibi bir süreç geçti. Ne oldu bu 28 Şubat'ta? İmam Hatip liselerinin orta kısımları kapatıldı. Ben de Turgutlu İmam Hatip Lisesi mezunu bir kardeşiniz olarak İmam Hatip liselerinin orta kısımlarını kapattılar. AK Parti ne yaptı? Kesilen sakal yerinden daha gül bitermiş. Daha önceden 4 ilçemizde İmam Hatip Lisesi yoktu. Şimdi AK Parti 444 ile birlikte bütün ilçelerimizde İmam Hatip Liselerini tekrar açtı. 28 Şubat'ta ne yaptılar? Başörtüsü zulmünü yaşattılar insanlarımıza. Kardeşlerimiz, bacılarımız öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya dediği gibi şairin okumak için başka ülkelere gitmek zorunda kaldılar. Almanya'ya gittiler, Amerika'ya gittiler, Kanada'ya gittiler. Niçin? İnançları gereği örtmek zorunda oldukları başörtüsünü okullarda örttürmedikleri için. Ama AK Parti ne yaptı değerli dostlar? Üniversitelere başörtüsünü serbest etmekle yetmedi. Kamuda, en sonra da meclisimizde başörtüsünü serbest bıraktı. Kur'an kurslarının kapısına kilit vurmuşlardı. Bunların soyunda vardı bu çünkü. 1932'den 1950 yılına kadar bu ülkede Allahu Ekber sedaları yankılanmadı. Ezanı başka türlü okudular. İşte Kur'an kurslarının kapısına kilit vurulur aşamasına geldi. AK Parti ne yaptı? Kur'an kurslarını açmakla yetmedi. Sadece Kur'an kurslarına, İmam Hatiplere giden kardeşlerimiz değil, bu milletin bütün evladı Kur'an-ı Kerim'i ve Siyer-i Nebi'yi, yani Peygamberimizin hayatını öğrensin diye bütün okullarda Kur'an-ı Kerim'i ve Siyer-i Nebi'yi seçmeli ders olarak koyduk. Bir dönemde başbakanlar İmam Hatipliğim demekten korkarken, Allah demekten korkarken bizim başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan annesinin cenazesinde Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okudu mu? Evet, kat sayı engelini koydular bu milletin evlatlarına.
meslek liselerine, İmam Hatip liselerinin önüne katsayı engelini koydular. Ben de İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Benim dönemimde katsayı engeli olmadığı için ben tıp fakültesini kazandım. Kulağın Eroğlu köyünden çıktım, Turgutlu'da İmam Hatip'i okudum ve birinci sınıftan beri hayalim olan tıp fakültesini kazandım. Ama benden sonraki kardeşlerim o kadar şanslı değildi. Onlara dediler ki, sen İmam Hatip'lisin, koşuya 150 metre geriden başlayacaksın denildi. AK Parti bunların her birinin defterini dürdü ve tarihin tozlu sayfalarına gömdüler dostlar. Değerli kardeşlerim, bir iki noktayı belirtmemiz gerekiyor. Bunu bütün milletin bilmesi gerekiyor. Son günlerde ülkemiz üzerinde oynanan bazı oyunlar var. Onları sizlerin bilmesi gerekiyor. Kullananların bilmesi gerekiyor. Nasıl bir seçime gidiyoruz? Onu anlamanız gerekiyor. Şu 5 dakika düşün dedi ya. 5 dakika lütfen can kulağıyla dinleyin beni. 17 Aralık operasyonu bir yolsuzluk operasyonu değildi. AK Parti'ye ve millete kurulan kalleş bir tuzak ve siyaset mühendisliği projesidir. Çünkü yolsuzluk çamuru AK Parti'ye yapışmaz arkadaşlar. Bu yolsuzluk operasyonu diye nitelendirdikleri AK Parti'ye ve millete operasyonun arkasında hep Türkiye'nin gelişimini, büyümesini istemeyen ve engel olmaya çalışan güçlerin olduğunu görürsünüz. Türkiye'yi 11 yılda AK Parti küresel ekonomiden itibarını artırdı, faizleri ve enflasyonu düşürdü. Ama bu faizlerin ve enflasyonun düşürmesinden rahatsız olan faiz lobisi ve vaiz lobisi ülkeye tekrar eski günlerine götürmeye çalıştı. İşte yaşanmak istenen, yaşatılmak istenen perdenin arkasında bu vardır arkadaşlar. Eğer siz eskiden olduğu gibi, hani IMF dönemleri vardı ya, hep IMF'nin kapısına gider, para dilenirseniz, borç alırsanız sorun yok. Ama siz 23,5 milyar dolarlık IMF borcunu öder, 5 milyar dolar da IMF'ye borç verir duruma gelirseniz, o birilerinin hoşuna gitmeyecektir ve gitmemiştir. Siz İsrail'i dünyanın jandarması olarak kabul ederseniz, onların yaptıkları zulümlere, Filistin'de öldürdükleri çocuklara ses çıkarmazsanız, size kimse bir şey demez. Ama sizin başbakanınız, bizim başbakanımız Davos'ta one minute der ve siz öldürmekten anlarsınız, siz diriltmekten değil öldürtmekten anlarsınız der ve Mavi Marmara olayından sonra bütün dünyanın gözü önünde Türkiye'den özür diletirse işte o zaman önünüzü kesmeye çalışanlar olacaktır. Dünyada 170 kusur ülke var değerli kullananlar. Bu ülkelerin hakkında 5 ülke var. Onlar veto hakkını kullanıyorlar. Onlar karar veriyorlar bu ülkelerin gidişine gelişine. Ama başbakanımız ne dedi? Dünya 5'ten büyüktür dedi. Dünya 5'ten büyüktür dediği için sözü ve gücü kendisinde hissedenler bu sözden rahatsız oldular. Siz eğer Mısır'daki darbeci Sisi'ye destek verirseniz problem yok. Siz o zaman cici devlet olursunuz. Ama halkın oylarıyla gelen, demokrasiyle gelen Mursi'ye destek verirseniz bu birilerinin nasırına basmış olursunuz ve rahatsız etmiş olursunuz. Suriye'de halkının üzerine kimyasal silahları boşaltan Esed'e evet derseniz, gider onunla fotoğraf çektirirseniz yan yana, onda problem yok. O zaman problem yok. Ama siz Suriye halkının yanında yer alır, Suriye'den kaçan 700 bin mülteciye kardeş kapısını açarsanız, o zaman misafirperverlik yaparsanız,
İşte o zaman ülkenizin üzerine çorap örmeye çıkıp kalkanlar olacaktır. Siz eski tek şeritli yollar vardı, bu Kula'dan geçiyordu. O yollarda gitmeye devam ederseniz, kamyonun peşinde takılır yarım saat giderseniz ve ses çıkarmazsanız problem yok. Hani bir türkü vardı. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Siz o türküyü söylemeye devam ederseniz sorun yok. Ama siz ülkenin dört bir yanını demir ağlarla ölmeye başlarsanız, Ankara ve Eskişehir, Ankara Konya yüksek hızlı trenini sefere sokarsanız, inşallah Ankara İzmir'i de, Ankara İstanbul'u da sefere sokmak için son hazırlıklarınızı yaparsanız, bu birilerinin hoşuna gitmeyecektir. Siz eski hamam, eski tas diyerek hasta adam olmaya razı olursanız problem yok. Ama sizin usta adamınız, büyük kaptan, uzun adam çıkar ve 3. köprüyü, 3. havaalanını, Kanal İstanbul'u uluslararası güç odaklarına danışmadan yapmaya kalkarsa ve milletine dayanırsa, o zaman sizin yaptıklarınızdan rahatsız olanlar olacaktır. İşte 17 Aralık operasyonunun perde arkasında onlar vardı. Değerli kulaklar, esas 17 Aralık operasyonunun en önemli noktası nedir biliyor musunuz? 30 Mart seçimlerinden çok daha ziyade Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Cumhurbaşkanlığı bugüne kadar işte beni 3-5 tane milletvekilini satın alırlar, bir cumhurbaşkanlığı seçerler. Siz buna ses çıkarmazsanız problem yok. 367 garabetini milletin önüne, meclisin önüne koyarlarsa, Kayseri'nin bir esnaf çocuğunu cumhurbaşkanı seçtirmemek için 367 garabetini milletin önüne koyarlar. Siz ses çıkarmazsanız problem yok. Ama siz milletin önüne sandığı koydunuz. %58'i de ne dedi? Evet dedi. Ve bundan sonra cumhurbaşkanlığı artık siz seçeceksiniz. Siz nasıl bir cumhurbaşkanı seçersiniz? Sizin değerlerinize saygılı, Anadolu insanı gibi, kendisi gibi bir cumhurbaşkanlığı. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı seçersiniz. İşte bunların rahatsızlığının temelinde yatan budur. Ama ben inanıyorum ki çatlasanız da patlasanız da Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olacak. Siz evinizde oturun, pasaportunuzu, ay yıldızlı pasaportunuzu göstermekten çekinirseniz problem yok. Ama sizin başbakanınız yurt dışına giderken uçağına her seferinde 250-300 iş adamını da alır da götürür. Pasaportunuzu gururla taşımaya başlarsanız, TİKA vasıtasıyla Atayadi gari topraklardaki o atalarımızın yapmış oldukları eserleri ayağa kaldırmaya çalışırsanız, işte o zaman bundan hoşnut olmayanlar olacaktır. Siz ülkenizde 1999'da deprem yaşandı. O depremde olduğu gibi ülkenizdeki depreme müdahale edemezseniz, o kadar güçsüz olursanız, yani alan el olursanız problem yok. Ama siz Arakan'daki, Somali'deki Müslümanlara el uzatmaya başlarsanız ve uluslararası güç dengeleri adına siz bir güç olmaya başlarsanız, bundan rahatsız olmaya başlayanlar olacaktır ve olmuşlardır. En önemlisi değerli kullanılar, buraya da şehit cenazeleri geldi değil mi? Evet. Şehit cenazeleri niçin geliyordu? İşte terör vardı ülkemizde. Terör örgütlerinin Anadolu coğrafyası üzerinde cirit atmasına müsaade ederseniz, onların her dediği olmaya başlarsa sıkıntı yok. Ama siz analar ağlamasın der, milli birlik ve kardeşlik projesi çerçevesinde dünya, Türkiye'nin 4000 yanındaki bütün insanları birinci sınıf vatandaş yaparsanız, herkesi eşit bir yurttaş haline getirirseniz, bundan rahatsız olanlar olacaktır. Kandan beslenenler, gözyaşından beslenenler, şehit cenazelerinden
Medet umanlar bundan rahatsız olacaktır. Değerli dostlar, her kim ne yaparsa yapsın, bu millet oyunu bozacak ve ülkesi üzerinde süfli emelleri olanlara asla fırsat vermeyecektir. Puslu havayı sevenler, kargaşadan medet umanlar, acaba bu kargaşada bize de bir koltuk çıkar mı diye düşünenler avucunu yalayacaklar inşallah. Değerli dostlar, biz belediyeciliği en iyi bilen partiyiz. Bizim başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan nereden geldi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından geldi. İstanbul'u o gelmeden nasıldı? Çöp yığınları vardı. Susuzluk vardı. Her taraf trafik karmaşası vardı. Yolsuzluklar, İSKİ yolsuzluğu vardı. Ama Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u İstanbul yaptı. İstanbul'u marka kent yaptı ve milletin gözüne girdi. Biz işte belediyeciliği bilen bir partiyiz. Manisa şanslı. Kula çok daha şanslı. Niçin? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıl yardımcılığını yapmış Kulalı, Kulalı'nın evladı, pazarcı Mustafa Can'ın oğlu Hüseyin Tanrıverdi aday. Ben Kulalıların Hüseyin Tanrıverdi'ye, yani pazarcı Mustafa'nın oğlu Hüseyin Tanrıverdi'ye sahip çıkacağına inanıyorum. Mart seçimleri sadece partiler arasında geçmeyecek. Ülkeler arasında, hatta kıtalar arasında geçecektir. Ama ben inanıyorum ki 30 Mart'ta Ak Gençler AK Parti'nin bayrağını Sipil Dağı'na dikeceklerdir inşallah. Bunların belediyecilikte gösterebilecekleri bir örnekleri yoktur. İşte arsenikli su içiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı örnek gösterecekler. Ama bizim pek çok örneğimiz var. Ankara örneğimiz var. İstanbul örneğimiz var. Bursa, Konya, Kayseri örneğimiz var. Biz bütün bu sorunları en iyi şekilde çözecek olan bir partiyiz. Değerli dostlar, ben 30 Mart'ta inşallah Kulalıları Kulanın meydanında zeybek oynarken görmek istiyorum, zeybek. Kulalılar Selim aşkına sahip çıkacaklar. Çünkü Kula'ya hizmet edecek Selim aşkındır. Kula'yla el ele tutuşacak olan Manisa Büyükşehir'de Hüseyin Tanrıverdi'ye sahip çıkacaklar. Hüseyin Tanrıverdi 13 bin kilometre kare Manisa'nın bütününe hizmet edecek. Manisa'nın bütününe hizmet edecek ama Kulalıların ayrıca artı 10 puan kredileri olacak. Onun için Kula şanslı. Biz de bugüne kadar 3 yıldır milletvekilliğinizi yapıyorum. İnşallah 10 yıldır, 11 yıldır milletvekilliğinizi yapıyor Hüseyin abi. Bir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Biz bugüne kadar sizin başınızı öyle eğdirecek hiçbir harekette olmadık, bulunmadık. Bundan sonra da Hüseyin Tanrıverdi Manisa'da, Selim Aşkın Kula'da, Ankara'da Muzaffer Yurttaş sizlere hizmet edecek inşallah. Benden sonra Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Hüseyin Tanrıverdi konuşacak. Sizlerle gurur duyuyoruz değerli gençler. Yalnız Kula'yla ilgili kısa bir anımı anlatarak sözlerime son vermek istiyorum. Ne dedim? Ben Eroğlu köyünde doğdum. Eroğlu köyü aslan doğduğum yerde Narıncalı Süleyman köyünün bir mahallesi. O mahalleden ben her gün yaklaşık 1 saat yürüyerek Eroğlu köyündeki okula gidiyordum. Arada da bir dere vardı. Kocadere dediğimiz bir dere vardı. Yaklaşık 1 saat çocuk yürüyüşüyle köye geliyoruz.
Okumaya geliyoruz. Köyde okula geliyoruz. Soba yanmıyor. Ne yapıyoruz? Herkes sırayla evinden odun getiriyor. Sobayı sırayla yakıyoruz. Annemiz ya peynir ekmek ya da salçalı ekmeği bizim çantamıza koyuyor. Öğlen yemeklerinde de onları yiyoruz. Akşamüstü de tekrar evimize yürüyerek gidiyoruz. Şimdi benim köyümde oturan çocuklar ne yapıyor? AK Parti'nin sayesinde taşımalı araç çocukları evinden alıyor. Getiriyor, okulda bırakıyor. Masasında kitaplar, sobaları yanıyor. Öğlen yemekleri veriliyor. Akşamüstü de tekrar çocukları evlerine götürüyorlar. Şimdi AK Parti işte bu hale getirdi. Bir başka bir şey yaptı. AK Parti bir gün biz o çaydan geçememiş ve annemiz babamız bizi aramaya gelmişti. Şimdi AK Parti o Kocadere dediğimiz çayın üzerine gölet yapıyor. Gölet inşallah. Değerli dostlar, 30 Mart'ta karar vereceksiniz. Bu seçim Selim Aşkın'ın, Hüseyin Tanrıverdi'nin de seçimi ama siz 2023'ü mi hayal ediyorsunuz? Yoksa 1990'lı yılları, o kuyrukları, hastane kuyruklarını, o ilaç kuyruklarını, o tüp kuyruklarını mı siz tercih yapacaksınız? Ben inanıyorum ki KULA'dan hiç şüphem yok. KULA Hüseyin Tanrıverdi ve Selim Aşkın'a sahip çıkacak. Bizleri mahcup etmeyecek. Ve AK Parti'yi sandıklarda patlatacak inşallah. Ben sizlere Allah'a emanet ediyorum. Rabbim bizleri sizlerden, sizleri bizlerden ve sizleri birbirinizden ayırmasın. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Sayın milletvekilimize, evet sevgili kutlular, değerli insanlar, saygıdeğer büyüklerim, işte yıl 2002 idi ve burada gördüğüm anneler, hanımefendiler dualarıyla ve destekleriyle evladını 2001 yılında kurulmuş ve Türkiye'nin onurlu, kaburgalı, dik milletin partisi AK Parti'ye milletvekili yollamıştı. Ve sizler yalnızca oylarınızla değil, komşularınıza gittiniz. Dediniz ki KULA'dan bir evladımız milletvekili oluyor. Sahip çıkacağız diye kapı kapı gezdiniz. Evet sevgili anneler, sizin duanız, emeğiniz bu evladınızla çok ve yalnızca oylarınızla değil, dualarınızla 2002, 2007, 2011 üç dönem onu Türkiye'nin en büyük partisi ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın çalışma arkadaşı yaptınız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı yaptınız. Desteğinizi kesmediniz. Ve bu evladınız 780 bin kilometre etrafında Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 binden fazla belediye başkanının başkanı oldu. Türkiye'nin 7 bölgesinde hizmet varsa onun imzası vardı. Ve İstanbul gibi marka bir şehri, dünya başkentini uluslararası arenada dünyanın başkenti yaptı. Hep bu emekte bu evladınızın emeği vardı. O size güvendi, siz de evladınıza güvendiniz. İşte yıl 2014, yine evladınız burada ve bu sefer sizlere hizmet edecek. Manisa'ya hizmet edecek. Sizler yine kapı kapı gezip komşularınızdan bu evladınız için dua isteyeceksiniz. O isteyeceksiniz. Fazla söze gerek yok. Siz evladınızı benden daha iyi tanıyorsunuz. İşte AK Parti Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanı adayınız, evladınız, kardeşiniz Hüseyin Tatlıerdi. Hep coşkuyla ayağa kalkıyorum. İşte kardeşiniz, işte evladınız, işte Hüseyin Tatlıerdi. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli hemşehrilerim, bugün Kula İlçe Teşkilatımızın düzenlediği Birlik Beraberlik Gecesi'ni ve aynı zamanda değerli belediye başkanımız Selim Aşkın'ın yaptıkları ve yapacakları hizmetleri dinledik. Bu akşam bunu gerçekleştiriyoruz. Doğrusu bu salon bize büyük bir müjde veriyor. Şurada bulunan kardeşlerimiz artık bu işin bittiğini ilan ediyor. 30 Mart akşamı, 30 Mart akşamı, 30 Mart akşamı İnşallah Kula AK Parti diyor, Selim Aşkın diyor, belediyesi de helal olsun diyor. Ve inşallah yine sizin şu katılımınız, şu tutkunuz, şu heyecanınız 30 Mart akşamı Büyükşehir için AK Parti diyor, Hüseyin Tanrıverdi diyor. İnşallah 30 Mart'a kaldı 27 gün. Her şey ortaya çıkacak. Her şey gün yüzüne çıkacak. Gerçek ortaya çıkacak. Ve inşallah o gün gülen yüz benim sevgili hemşehrilerimin yüzü olacak. Gülen yüz Kula'nın yüzü olacak. Gülen yüz Manisa'nın yüzü olacak. Gülen yüz Türkiye'nin yüzü olacak. Değerli kardeşlerim, Manisa'yı Büyükşehir Belediyesi yaptık. Gençler, Manisa'yı Büyükşehir Belediyesi yaptık. Büyükşehir Belediyesi demek büyük imkan demektir. Büyük imkan elbette büyük hizmet demektir. Dolayısıyla Manisa'mız önümüzdeki 5 yıl büyük imkana, şehirlerimiz ve hemşehrilerimiz de büyük hizmete sahip olacaklar. Sayın Başbakanımız büyük şehir yasası düzenlemesi talimatını verdiğinde ilk düşündüğüm şey elbette Manisa'yı nasıl Büyükşehir Belediyesi yapabilirim idi. Çok şükür, detay anlatmayacağım. Manisa'nın merkez nüfusu 350 bin. Oysa 750 bin olması lazım. Bu da belki 80 yıl sonra olabilirdi. Bu da Manisa'nın 80 yıl daha Büyükşehir Belediyesi'nin
olmadığını gösteriyordu. Sayın Başbakanımızı ikna ettik. Raporlarımızı hazırladık. Gerekçelerimizi ortaya koyduk. Ve sonunda merkez nüfusu 750 bin değil, il nüfusu 750 bin ilkesini, hükmünü yasaya koyunca artık Manisa'mız Büyükşehir Belediyesi oldu. Başbakanımız 2011 yılında Manisa'ya geldiği zaman müjdesini vermişti. Hayırlı olsun, Manisa'yı Büyükşehir Belediyesi yapıyoruz demişti. Şimdi yasasını çıkardık, huzurunuza geldik, Manisa'yı Büyükşehir Belediyesi yaptık. Değerli kardeşlerim, biz Manisa'yı Büyükşehir Belediyesi yapmak isterken, mecliste bunun yasasını çıkarırken, karşımızdaki MHP ve CHP, Manisa'nın Büyükşehir Belediyesi olmasını istemediler. Karşı çıktılar. Ve yetmedi. Millet iradesi mecliste hakim olunca, Manisa büyükşehir olunca, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi gitti Anayasa Mahkemesi'ne itiraz etti. Dedi ki, büyükşehir yasasını iptal edin. Çünkü MHP'nin de dediği gibi, eğer bu büyükşehir yasası çıkarsa Türkiye eyaletlere bölünür. Büyükşehir yasası çıkarsa Türkiye parçalanır. Büyükşehir yasası çıkarsa köylere hizmet bitmez. Çünkü mahalleye dönüşüyor. Beldelere hizmet bitmez. Çünkü mahallelere dönüşüyor. Dolayısıyla buralara hizmet gitmeyecek. Anayasa Mahkemesi'nin kapısında yattılar. İsyanlarını ortaya koydular. Ama Anayasa Mahkemesi yasalara ve anayasaya aykırı olmadığını tespit edince tescil etti, karar verdi. Artık Manisa Büyükşehir Belediyesi oldu. Değerli hemşehrilerim. Sevgili hemşehrilerim, tabii ki şimdi bakıyorum. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı da adayı da milletvekili bir arkadaşımız. MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mevcut Manisa Belediye Başkanı. Değerli kardeşlerim, şimdi benden önce gidiyorlar oraya buraya can biraz çalışıyorlar. Niye? Şimdi diyorlar ki Büyükşehir Belediyesi'ni bize verin. Bizi Büyükşehir Belediye Başkanı seçin. Bakın size ne güzel hizmet getireceğiz diyorlar. Dün yasaya karşı çıkanlar, Manisa'nın Büyükşehir Belediyesi olmasını karşı çıkanlar, bugün faziletlerini anlatıyorlar. Faziletlerini. Değerli kardeşlerim, işte biz bu kadar ileri görüşlüyüz. Bu kadar feraset sahibiyiz. Bu kadar hizmete, insana hizmet anlayışımız var. Bu kadar şehirlerin modern, yaşanabilir bir şehir olmasını isteme arzumuz var. İnsan merkezli, hizmet odaklı çalışma misyonumuz var. Anlayışımız var. Onun için Manisa'yı Büyükşehir Belediyesi yaptık. Şimdi ben size soruyorum. Cevap verin Allah aşkına. Büyükşehir yasasına karşı çıkanlar, onu hazmedemeyenler, henüz içine bakıp da yasa ne getiriyor diye okumayanlar size hizmet edebilir mi? Hizmet getirebilir mi kolaya? Getirebilir mi? Elbette hayır. Ama değerli kardeşlerim, ben Ankara'dan buraya geliyorum. Buraya geliyorum, bu işin kitabını yazarak geliyorum. Kitabını, haberiniz olsun. İnşallah. Onlar daha içine açıp bakmadılar. Oysa biz bunun kitabını yazdık. İnşallah kitabını yazarak, bu Manisa'yı Büyükşehir Belediyesi yaparak bir tarih yazdık. İnşallah bizi hep anacaklar. Hayatımızda da anacaklar.
vefat ettikten sonra da anacaklar. Allah razı olsun diyecekler. Çünkü büyük şehir olmasıyla Manisa'nın çağdaş medeniyetlere hizmetlere kavuşması demektir. Hem de sadece şehir merkezleri değil, aynı zamanda köy ve bendeyken mahalleye dönüşmüş yerleşim merkezlerimizde aynı hizmeti alacaklar. Değerli kardeşlerim, bu yasayla en önemli bir işi yaptık. Artık köylümüzü gerçekten milletin efendisi yaptık. Atatürk'ün güzel bir sözüdür. Atatürk'ün güzel bir sözüdür. Ne diyordu? Köylü milletin efendisi. Ama bizden öncekiler bu sözün içini doldurmadılar. İhmal ettiler, unuttular. Seçimden seçime köylere geldiler. Sigara kağıdının üzerine benim hemşehrilerim isteklerini yazdılar. Daha köyden çıkmadan attılar. 5 yıl sonra geldiler. Bir 5 yıl daha bize oy verin dediler. Ama hemşehrilerim kimi zaman geçit verdi, kimi zaman vermedi. Neticede köylerimiz susuz kaldı, yolsuz kaldı, elektriksiz kaldı. Parke taşı zaten hayal bile etmediler. Ve değerli kardeşlerim, biz geldiğimiz zaman Manisa'nın 190 köyünde su yoktu, su. Ama şimdi Allah'a şükürler olsun ki hiç susuz köyümüz kalmadı. Her birinin su ihtiyacı giderildi. Şimdi değerli kardeşlerim, parke taşıyla buluştu ve imece usulü bu yasayla kalkıyor. Köye taş geldi, hadi döşeyelim demeyecek muhtar arkadaşlarım. Köye artık taş gelince belediye başkanı o taşları döşeyecek, siz de üzerinden keyifle gezeceksiniz, yürüyeceksiniz. Artık benim köydeki oturan kardeşlerim sadece köy muhtarı için oy kullanmayacaklar. Değerli kardeşlerim, aynı zamanda Çankaya köşkte Cumhurbaşkanlığı köşkünde oturan Cumhurbaşkanımız gibi mahallesi muhtarı için oy kullanacak. İlçe belediye başkanı için oy kullanacak. Meclis üyeleri için oy kullanacak. Büyükşehir belediye başkanı için oy kullanacak. İşte köydeki kardeşlerim de bu hakka sahip. Köşkteki cumhurbaşkanı da bu hakka sahip. İşte şimdi köylü gerçekten milletin efendisi oldu. Herkes insan oldu. Herkes insan oldu. Ve bu memlekette Yunus'un torunları olarak bizler hiçbir zaman Allah şahit zihnimizden bile geçmedi. Köylü şehirli diye hiçbir kardeşimizi ayırt etmedik. Hepsini baş tacı ettik. Ankara'ya 12 yıllık milletvekilliğim döneminde köyden, şehirden, beldeden, mahalleden gelen kardeşlerim oldu. Hiçbirine, hiçbir ilçemizden gelen hiçbir kardeşimize nereden geldin diye sormadık. Köylümüzün, şehirlimizin demedik. Hatta kırsal alanlarımızı kalkındırmak adına kooperatifler kurdurduk. Bu kurulan kooperatiflere destek verdik. 100x2'ler, 4x5'ler, yani bu konuda ne istendiyse hepsini yaptık. Türkiye'de Tarım Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın hayvancılık desteklerinin aslan payını Manisa aldı, kul aldı değerli kardeşlerim. Ama dün kandan beslenen siyasetçiler, dün terörden beslenen siyasetçiler bugün aramıza girip de Hüseyin Tanrıverdi köylü şehirli diye ayırıyor diye fitne fesat çıkarıyorlar. Kanacak mısınız?
kalacak mısınız? Biz Müslümanız. Kesinlikle. Ama kesinlikle hiç kimseyi ne köylü şehirli diye ayırırız, ne de Kürt, Türk diye ayırırız. Ne de Alevi Sünni diye ayırırız. Dolayısıyla Yunus'un diliyle yaratılanı yaradandan ötürü severiz. Ve biz şunu biliyoruz. Cenab-ı Hak diyor ki inananlar kardeştir. Dolayısıyla biz inananlar olarak her birimiz birbirimize kardeşiz, elinden tutmalıyız, yardım etmeliyiz, paylaşmalıyız, desteklemeliyiz ve bu şehrin insanının yüzünü güldürmek adına her şeyi yapmalıyız. Bu açıdan değerli kardeşlerim, bu noktada bugüne kadar kul olarak hasret kaldığımız hizmetler vardı. Kul olarak yerel yönetimler adına eksikler, noksanlar vardı. Evet, 2004 yılında AK Parti olarak seçimi kazanamadık. Ama o gün kazanan arkadaşımıza dedik ki, gel, bakın Ankara'da Kulalı bir milletvekili var, Manisalı bir milletvekili var ve 17, o zaman 16 ilçemizin hepsine sahip çıkacağız. Ama Tula imar edilmiş, Selendi imar edilmiş, Demirci Gördes imar edilmiş, unutulmuş ilçelerdi. Bunların elbette pozitif ayrımcılığa ihtiyacı vardı. Bu noktada gel, benim için partim önemli değil, benim için şehrim önemli, her şehirlerim önemli. Ne istiyorsan elinden tutalım, yardım edelim dedik. Gelmediler. Bir defasında geldi, o zamanın parası 5 trilyonluk bir destek vermişti. Sonra eteğinden çektiler. Dediler ki bir daha gitmeyeceksin. Niye? Bu 5 trilyonu sen de gidiyorsun orada burada konuşuyorsun, Hüseyin Bey'e teşekkür ediyorsun. Bu burada AK Parti'yi büyütür. Bir daha gitmeyeceksin dediler. Değerli belediye başkanımız artık bir daha partisinden korkusuna gelmedi. Gelmeyince yerel hizmetleri yapamadık ama genel hizmetlerimizi yaptık. Neticede benim hemşehrilerim 2009'a geldiği zaman baktı ki bu iş olmuyor. Bu iş olmuyor. Olmayınca 2009 yılında kararını verdi. O zaman beyanlarda bulunmuştuk. O zaman projelerimizi ortaya koymuştuk. Özellikle şu içme suyu arıtma tesisi sözünü vermiştik. Şu sinema salonunu yıkacağız. Modern bir sinema salonu, modern bir düğün salonu, modern bir tiyatro salonu, sosyal yaşam alanı çıkaracağız dedik. Vaatler verdik. Eğer aynı dili konuşan bir belediye başkanı olursa bu işler kolay ve başarılı demiştik. Çok şükür 2009'da benim Kulalı kardeşlerim, sevgili hemşehrilerim karar verdiler. AK Parti dediler, Selim Aşkın dediler. Ve bizi böyle el ele tutuşturdular, aynı dili konuşan belediye başkanları olarak, evet, içme suyu arıtma tesisimizi yaptık. Hem de 8 trilyona. Evet, seçim konuşmalarında vaat ederken, demin belediye başkanımız söylüyor, içme suyu arıtma tesisini kuracağım dediğim zaman çekiyordu. Çünkü 8 trilyonluk bir para. Kula Belediyesi'nin bütçesi belli. Geliri belli. Kula'nın belediye arsalarını, tarlalarını satsanız gene karşılayamaz. Ama bu sözü veren kimdi? Manisa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'ydi.
Değerli kardeşlerim, söz verdik. Söz verdik. Sözümüzde durduk mu? Durduk mu? O halde biz söz verince yaparız. Değerli kardeşlerim, aynı şekilde topuzlanmalarımızın muhtarı falan var mı burada? El sallıyor. Muhtarımız 40 yıllık sorununu bize anlattı 2002'de. Köprümüz ne olacak? 40 yıldır, 50 yıldır uğraşıyoruz, yapamıyoruz dedi. Dedim muhtar merak etme. İnanmadılar. Cumhur Mustafa vardı. Dedi ki herkes söz verdi ama bakalım sen ne yapacaksın? Muhtar, senin oradan sesin duyulur. Bu köprü yaptık mı biz? Bu köprü yapıldı bitti değerli kardeşlerim. Şehitlioğlu köyümüz. Evet köprümüzü yaptık. Başıbüyük köyümüzün muhtarı buralarda mı? Evet bakın buralarda. Bir sel afeti geldi geçtiğimiz yıl. Köprü yıkıldı. Muhtar ne yapacağız dedik, ziyaret ettik. Dedi ki vekilim bu köprümüzü hemen yaparsanız köprümüz perişan olmaktan çıkar. Kaç ayda yaptık köprüyü? 3 ayda. 3 ayda başı büyük köprüsünü yaptık, kendilerine teslim ettik. Değerli kardeşlerim, evet, evet bizi el ele tutuşturdunuz. AK Parti dediniz, Ankara ile el ele tutuşturdunuz ve biz Kula'ya yol olduk, köprü olduk, okul olduk, gölet olduk. Değerli kardeşlerim, işte şuradan çıkıyorsunuz, Ankara'ya kadar sıcak asfaltta gidiyorsunuz. Bu taraftan İzmir'e kadar duble sıcak asfaltta gidiyorsunuz. Artık konforlu bir şekilde yollarda seyahatinizi yapabiliyorsunuz. Değerli kardeşlerim, tabii ki içme suyu arıtma tesisi olduk. Tabii ki kent ormanı olduk, kent ormanı. Evet, şimdi kent meydanı olduk, kent meydanı. Bunlar el ele tutuşturmanızın sonucudur. Elektrik tellerini yer altına aldık. Şimdi turizm destinasyon merkezi olarak ele aldık. İnşallah kısa zamanda o da çözülecek. Türkiye'de bir ilk olduk Jeopark'ta. Dünyada 99. Değerli kardeşlerim, işte Kula'ya böylesi hizmetleri getiriyoruz. Şimdi gün yüzüne çıkmayan hizmetlerimiz var. Bunlar da çıkacak. Projeleri yapılmış hizmetlerimiz var. Bunlar da çıkacak. Şimdi değerli kardeşlerim, yaptığımız en önemli şeylerden birisi nedir? Artık nerede gölet ihtiyacı varsa orada bu göletleri tek tek yapıyoruz. Aynı şekilde değerli kardeşlerim, Çerengöz göleti bitti mi arkadaşlar? Çerengöz göleti bitti. Bebekli göleti, evet. Bakınız, 2 tane göletimizi bitirdik. Şimdi Gökçiören, Saraçlar, Yurtbaşı, Eroğlu, Sandal göletlerimizin değerli kardeşlerim çalışmaları başladı ve bu çalışmalar devam ediyor. Şimdi Konurca, İbrahim'a, Börtlüce, Topuzdamları, Emre, Güvercinlik, Hacı Tufan, Şeremet köylerimizin, şu an köylerimizin ve 1 Nisan itibariyle mahalle olan yerlerimizin göletlerinin projeleri tamamlandı. Yatırım teklifi yapıldı ve inşallah onlar da önümüzdeki yıllarda yapılmış olacak. Kölesi unuttuk mu? Kölesi unuttuk mu? Elbette hayır. Onun da planlamasını yaptık ve inşallah Kula'da 17 tane göletimiz olacak. Bu ne demek? Artık Kula göller bölgesi oldu. Göller bölgesi oldu demektir. Elbette bu Kula için
medeniyet demektir. Bu Kula için hayat demektir. Kula'nın geleceği demektir. İşte bakın, biz hizmetlerimizi konuşuyoruz. Biz eserlerimizi konuşuyoruz. Biz yaptıklarımızı konuşuyoruz. Dün Kula'da kaç tane gölet vardı? Merkezde bir tane. Ama bakın, el ele tutuşturdunuz. 5 yılda 17 tane gölet ortaya çıktı. Gölet değerli kardeşlerim. Bunu kim inkar edebilir? Bunlar gün yüzünde. Ama birileri çamur atmak adına, evet, Hüseyin Tanrıverdi evladımız. 12 yıl milletvekilliği yaptı. Ne yaptı diye böylesi bir çamur atabilir. Böylesi bir iftirada bulunabilir. Onların gözü vardır ama görmezler. Kulağı vardır ama duymazlar. Değerli kardeşlerim, işte o arkadaşlarımızı tutun elinden, her biriniz bu mahallelerinize götürün, bir gözlerine batsın, ondan sonra şükretsin, teşekkür etmesini bilsinler. Değerli kardeşlerim, tabii ki biz böylesi eserleri ortaya koyuyoruz. Bakınız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li bir belediye başkanı. MHP'li bir belediye başkanının Manisa'yı 5 yıl idare ettiğini herkes biliyor. Şimdi canlı yayında Manisa'daki hemşerilerini izliyor. Şimdi canlı yayında tüm Türkiye bizi izliyor. 2 televizyon şu an Kula'yı veriyor. Ve sizlerin bu coşkusunu veriyor. Verdiğiniz kararı Türkiye görüyor, Türkiye duyuyor. Değerli kardeşlerim, işte televizyon aracılığıyla Cengiz Ergün duysun, telefonun kendisinde var. Şu güne kadar cevap vermedi ama belki şimdi cevap verebilir. Çıksın desin ki, Hüseyin Bey, 5 yılda ben Manisa'nın büyük bir konut açığı vardı, konut ürettim. Bunu diyemez. Şu ana kadar cevap veremedi. 5 yılda 5 konut ürettiğini söylesin, gelsin, ne istiyorsa ben varım. Değerli kardeşlerim, 5 yılda 5 konut üretemediler. Çöp sorununu çözemediler. Otopark sorununu çözemediler. Değerli kardeşlerim, Manisa'nın hiçbir sorununu çözemediler. Ve Manisa'da çıkan bir gazete, bakın şu gazetenin başlığına, tam sayfa burada diyor ki, oda ve dernekler projesi, bu proje 2009'da ilan edilmişti. 2009'da STK'lara, odalara böyle bir bina yapacaktı. Bu binayı onlara oda taksim edecekti. 2014'e geldik, yerinde henüz bir oda bile yok. Bunun farkına varmış gazete. Gazete diyor ki, işte o 0 proje. Bakın başlığını. İşte o 0 proje. 5 yıl önce vaat ediyorlar, şimdi bir şey gerçekleştiremiyorlar. Tabii ki gazete 0 proje diye manşet atacak. Teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, Şimdi Manisa'da benim hemşehrilerim konut sorunu yaşarken kiralar yükseldi. Ev fiyatları yükseldi. Kula'da bunu yaşadık mı? Hayır. Çünkü Kula'da bizim belediye başkanımız Ankara'ya geldi. Hemşehrilerimizin konut talebi var sayın başkanım. Ne yapacağız dedi. Selim merak etme dedim. Hemen arsayı üret, talepleri al, dosyanı koltuğun altına al, getir. TOKİ'ye gidelim, hemen dar ve sabit gelirli kardeşlerimize ev sahibi yapalım dedik. İşe başladık ve 220 konutluk TOKİ evlerini hemşehrilerimize teslim ettik. Öyle değil mi? İlçe belediye başkanı
konut üretiyor TOKİ aracılığıyla. Hemşehrilerini düşünüyor. Çünkü biz dünyada mekan, ahirette iman diyoruz. Şurada Salihli'de Durasıllı Belediyesi, Belde Belediyesi, öbür tarafta Soma'nın Turgut Alp Belde Belediyesi, her birini 100-200 konutluk TOKİ aracılığıyla el verdiler hemşehrilerine. Ama Manisa Merkez Belediyesi 5 tane konut yapıp da hemşehrilerine veremedi. Çünkü televizyon başında oturuyor beni dinliyorsa telefonumdan arasın. Değerli kardeşlerim, orada babasının kimi rivayetlere göre 500, kimi rivayetlere göre 1000 kirada evi var. Evler yapılırsa kiralar düşer. Evlerin değeri düşer diye sırf şahsi menfaatlerinden dolayı konut üretmediler. Konut, değerli kardeşlerim. Biz babamızın gelirini düşünmeyiz. Şahsi çıkarımızı düşünmeyiz. Belediyeciliği rant için yapmayız. Aynı belediye başkanı şu an 55 yılla yargılanıyor. 55 yıl çete kurmaktan, usulsüzlükten 55 yılla yargılanıyor. Manisa Belediye Başkanı belki buraya geldi. Belki bu salonu kullandı. Tribünlere hitap etti. Ama bakın, kulaklar sadece tribünlere değil, meydanı doldurdu. Bundan daha fazlası da dışarıda. Daha fazlası da dışarıda. O gün Cengiz Ergün'ü karşılamışlar. 137 araçlık. Ben geçtiğimiz hafta pazartesi günü Kula Pazarı için buraya geldiğimde 777 araçlık bir konvoyla karşılandı. Cengiz Ergün. Araç sayısıysa 137 nerede? 777 nerede? Evet, salon insan sayısıysa gelin MHP'liler, görün işte Kula'nın hepsi burada. Artık Kula bu noktada burada. Ve değerli kardeşlerim, buraya geldiklerinde hem yereldeki adayları hem de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli ki desteksiz attılar. Belli ki burada söyleyecekleri, hizmet olarak söyleyecekleri bir şey yok. Şimdi duyuyorum. Sağda solda konuşuyormuş yereldeki aday. Hüseyin Bey benim abimdir. Yarın seçimi kazanırsam tekrar AK Parti'ye geçerim. Efendim beni affeder diyormuş. Değerli kardeşlerim, bakın bizim adayımız bellidir. Ve Sayın Başbakanımızın sözü de bellidir. Trenden inen bir daha binemez. Dolayısıyla bir hınç uğruna gözünüz bir şeyi görmediyse, şimdi pişman olduysanız, tekrar seçildikten sonra AK Parti'ye gelmek değil, şimdi namuslu bir şekilde ben bu yarışta yokum deyip kenarda durman daha akılcı bir iştir. Daha akılcı bir iştir. Onun için değerli kardeşlerim, biz AK Parti olarak doğru bir partiyiz. Dürüst bir partiyiz. Hiçbir zaman zikzak çizmeyiz. Nasıl yola çıktıysak finale öyle devam ederiz. O açıdan değerli kardeşlerim, biz buradayız. Selim Aşkın burada, Hüseyin Tanrıverdi burada. Ve bir büyük AK Parti ailesi ve gönüldaşları burada. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, kararımızı verirken böylesi yalan sözlere kanmadan kararımızı vereceğiz. Buradan çok açık bir şekilde herkesin olduğu yerde söylüyorum ki 27 gün kaldı sandığa,
sandığa giden bu yolda kafa karışıklığı olmasın. Değerli kardeşlerim, tabii ki aynı Cengiz Ergün şimdi Manisa'da belediye sarayı yapmak için projesini ortaya koydu. En büyük projesi belediye hizmet binası sarayı projesi. Oysa aynı Cengiz Ergün 2009 yılında seçildikten sonra şunu söylemiş. 18 Mayıs 2009 Manisa halkının güvenini almış bir belediye başkanı olarak kendime halkına hizmet olarak harcayabileceği parayla orada şato makamında oturtuyor dedirtmem diyen Başkan Ergün şu anki belediye binası hizmet açısından mevcut binasında görevini ifa etmektedir diyor. Bir belediye binası yapılacaktı. Bu inşaatı durdurdu. Niye? Halkına hizmet için harcanacak parayı oraya harcadı. Şatoda oturmam diyerek. Şimdi ne değişti? Çöp sorununu mu çözdün? Konut sorununu mu çözdün? Gediz projesini mi gerçekleştirdin? Otopark sorununu mu çözdün de geliyorsun benim hemşehrilerimin başına böylesi bir saray yapmaya kalkıyorsun. İşte Hüseyin Tanrıverdi burada. Benim hemşehrilerimin temel sorunları çözülmeden belediye hizmet binasını elbette yapmayacağız. Artık Büyükşehir Belediyesi'yiz. Artık değerli kardeşlerim Büyükşehir Belediyesi'yiz. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi olunca Manisa'nın il sınırları içerisinde nereye oturursanız oturun, nerede hizmet varsa oraya gidin, orada oturun, sizin için Büyükşehir Belediyesi'dir. Kula'da çalışacak mıyız? Hizmet edecek miyiz? O zaman Kula Belediye binası hazır. Selim'in odası geniş. Bir köşesine Kula Belediye Başkanlığı'nın masasını atarız, diğer köşesine Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın masasını Kula'ya hizmetlerimizi getiririz. Saraya oturarak değil. Benim ecdadım çadırda dünyayı yönetmiş. Sadece şu günkü Anadolu topraklarını değil, dünyayı yönetmiş. Dolayısıyla biz çadırda bu işi yaparız. Yeter ki benim hemşehrilerime hizmet yapalım. Altyapımızı, üst yapımızı ve onların başını sokacağı evleri yapalım. Ondan sonra hak edelim, saraylarda oturalım. O zaman zaten benim hemşehrilerim hakkını helal eder. Yoksa helal etmez. Değerli kardeşlerim, tabii ki Cengiz Ergün buraya kadar geldi. İnşallah bir daha gelir, bir daha görür. Ama bir daha geleceğini zannetmiyorum. Bize buradan ekmek yok. Kulakalar kararını vermiş. Kula'dan bir oy dahi geri döndüremeyiz. Onlar evlatlarına sahip çıkmışlar. Onlar Hüseyin Tanrıverdi'ye sahip çıkmışlar. Ben ne oluyorum ki oraya gideyim diyecek ve gözü kesmeyecektir. Selim aşkına sahip çıkmışlar. Biz ne oluyoruz ki bize sahip çıkacaklar diyecektir. Değerli kardeşlerim, onlar buraya gelemezler de bugün Devlet Bahçeli genel başkanları Manisa'da. Soma'dan başladı, Kırkağaç, Aksar, Saruhanlı, Merkez. Arkasından Turgutlu, Ahmetli ve şu saatlerde de Salihli. Ondan sonra da Kula'ya gelecekti. Şimdi bir haber aldım ki Kulalıların hepsi, ama hepsi MHP'li olarak bize oy vermeyi düşündüklerimiz dahil herkes salonu doldurmuşlar. Oraya gidersek konuşacak kimse bulamayacağız diye Devlet Bahçeli Kula programını iptal etti. İptal etti. Saniyeliğe kadar geldi.
kolayına gelemiyor. Peki 8 tane ilçe gezdi. Manisa dahil. 8 tane ilçe gezdi. Değerli kardeşlerim, inanır mısınız? Aldığımız bilgiler gazetecilerden, oradaki hemşerilerimizden ve yetkililerden aldığımız bilgi, kiminde 2000, kiminde 1500, kiminde 1000 kişi var kendisini dinleyen. Devlet Bahçeli, değerli kardeşlerim, MHP'nin genel başkanı, onu dinleyenin sayısıyla Kula'da bizi dinleyenin sayısını kıyas ettiğiniz zaman onun 8 ilçede toplayamadığı, hitap edemediği sayı, çoğunluk, katılım Kula'da var. Kula'da var değerli kardeşlerim. Geçtiğimiz hafta da ne oldu biliyor musunuz? Geçtiğimiz hafta da CHP'nin 15 tane milletvekili Manisa'ya geldiler. Manisa'ya geldiler, otobüsün tepesine çıktılar. Manolya Meydanı diye bilinen 8 diye bildiğimiz meydanda, orası çok işlek bir meydandır, caddedir. Bari hiç değilse CHP adam toplayamazsak orada gelenler dikkatini çekeriz, kalabalık olur diye düşündüm. Samimi söylüyorum. Arkadaşlarımızın çektiği fotoğraflar da ortada. Değerli kardeşlerim, otobüsün tepesindeki adamlar otobüsün altında dinleyenlerden daha fazla. Yani düşünün ki otobüsün tepesi kaç kişi alır? Düşünün, aşağıdakilerin sayısını siz tespit edin. Çünkü değerli kardeşlerim, belediyecilik bizim işimizdir. AK Parti'nin işidir. MHP'nin Büyükşehir Belediyesi'nde referans göstereceği bir belediye var mı? Var mı? Yok. Niye yok? 2009 seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi, MHP'liydi. Ama çok geçmedi, yolsuzluktan, hırsızlıktan görevden alındı. MHP bu. Tıpkı bugünkü Cengiz Ergün'ün 55 yılda yargılandığı gibi. Şimdi dosyaları tutmaya çalışıyorlar. Mazeretler beyan edip mahkemeye gitmiyorlar. Ama değerli kardeşlerim, bugün ayın kaçı? Bugün ayın kaçı? İkisi. Üçü oluyor. Pazartesi, yarın. Üçü, salı günü dördü. İzmir'de duruşması var. Bu davadan duruşması var. Ama yine bir mazeret gönderip oyalayıp seçim sonrasına kaydırmak çalışıyor. Ama Cengiz Ergün, sen saçını dikmemiş yetimin hakkını yediysen sandıkta bu millet senden hesabını soracaktır. Daha yar sormadan bu millet sandıkta senin biletini kesecek. İnşallah bir an önce İzmir'de keyif yapmayı seviyorsun, gönderecek. Otobüsün hareket saati, bilet tarifesine göre otobüsün hareket saati 21.30. Sandıklar açıldı, sayımlar yapıldı. Cengiz Ergün artık sana güle güle İzmir'de keyfine bak diyecekler. Tabii Kula'da da ona dayananlar çürük tahtaya, ağaca dayandıklarını şimdi belki fark etmiyorlar. Onlar da biletini beraber aldılar. Hem de şoför mahallinden inşallah ikisini bir göndereceğiz. Gönderecek miyiz? Değerli kardeşlerim, CHP de aynı şekilde. Bakın, referans olarak gösterebileceği belediye yok. İstanbul'u Recep Tayyip Erdoğan ne zaman almıştı? 1994. Ondan önce kim vardı? CHP. O dönemde neler vardı İstanbul'da? Çöp dağları, susuzluk, çamur, çukur, İskinin pislikleri. Bunları hatırlıyorsunuz değil mi? Recep Tayyip Erdoğan geldi ve sular seller oldu, hayat geldi. Recep Tayyip Erdoğan geldi,
çöp dağları eridi. Recep Tayyip Erdoğan geldi, çamur çukur ortadan kalktı. İstanbul marka bir şehir oldu. 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın zihniyeti İstanbul'u idare ediyor. Yaşanabilir bir şehir oldu. Önceden yaşanamaz bir şehirdi. Hüseyin Bey, niye 20 yıl öncesine gidiyorsun? Evet, 20 yılı bir tarafa bırakalım. Şimdi İzmir. Referans olarak gösterebilirler mi? Elbette hayır. İzmir battı. Orası da rezalet. Toplu ulaşımını halletmedi. Su sorununu çözemedi. Ve Ulaştırma Bakanımız, şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Hükümetimiz destek verdi. Çok şükür İzmir'e hizmet gitti. Şimdi daha fazla hizmetler gidecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı. Referans olarak gösterilebilir mi? Mersin, CHP'nin belediye başkanı gösterilebilir mi? Bunların referans olarak gösterebileceği bir belediyesi yok. Şimdi bunlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Büyükşehir Belediyesi'nde özellikle ilçelerde de buna benzer. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, Hasan Ören, işte o otobüsün tepesinde sayılarını verdim ya. Hasan Ören, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Otobüsün tepesinden sesleniyor. Emaneti geri istiyoruz diyor. Çünkü 2009'da CHP, MHP'yi destekledi, Manisa Belediyesi'ni elimizden aldılar. Şimdi CHP diyor ki, biz size emanet oyu vermiştik, böyle almıştınız, şimdi emanetimizi geri istiyoruz, siz bize destek vermelisiniz diyor. Onlar birbiriyle emanet alışveriş kavgasını sürdürebilsinler. Değerli kardeşlerim, biz artık yola çıktık, yol aldık, son 50 metreye girdik. Bu seçimin galibi belli. Bu seçimin galibi kim? AK Parti ve Tanrıbey. Değerli kardeşlerim, şimdi onlar ben ikinciyim, sen üçüncüsün kavgası yapıyorlar. Onlar ikincilik, üçüncülük yarışını sürdürsünler. Bu kavgayı yapadursunlar. Emanet oy kavgasını yapadursunlar. Biz Manisa için ne yapacağımızı, Kula'mız için, 17 ilçemiz için ne yapacağımızı konuşuyoruz. Projelerimizi ortaya koyuyoruz. Ve inşallah Manisa'yı marka şehir yapacağımızı konuşuyoruz. Eserlerimizi saydık ve yapacağımız hizmetleri ortaya koyuyoruz. Evet, her ilçemize bilgi ve kültür evleri diyoruz. Kulağımızın kent meydanını yaptık. Her ilçemize kent meydanı diyoruz. Ve her ilçemize özellikle şunu söylüyoruz. Bakın, siz de dikkat edin. Geleceğiz iş başına, öncelikle çevre sağlığı, insan sağlığı yönünden yapılması gerekenler neyse onları tespit edeceğiz. Nasıl tespit edeceğiz? Su, kanalizasyon hizmetleri, bu alanda MASKİ diye genel müdürlük kuracağız. Bu genel müdürlükte kulağımız dahil. Su için çalışmalara başladığımızda yeraltı incelemesinde karşımıza çürük, paslı, delik deşik borular varsa, asbestli borular varsa hemen söküp atacağız. İnsan sağlığına yararlı boruları döşeyeceğiz. İnsanımızı böylesi bir zarardan kurtarmış olacağız. Aynı şekilde kanalizasyon hizmetlerinde inşallah yeşil alanları. Köylerimiz için söylüyorum. Her bir köyümüz şu an mahalle oldu. Şehir merkezindeki mahallelere ne yapılıyorsa, yani Kızılkaya'ya, Akgün Mahallesi'ne, 4 Eylül Mahallesi'ne, Kenan Evren Mahallesi'ne ne yapılıyorsa aynı hizmetler Kavacı'ya, Narınca'ya, bunlar bizim mahallemiz, Köreze, Başıköy'e, Bebekli'ye, Çarıkballı'ya, bunlar bizim mahallemiz. Aynı hizmetler gidecek, yolları yapılacak,
Gökçeören, Sandalan, bu beldelerimiz mahalleye dönüştü. Aynı hizmetler oraya gelecek. 60 mahallemizin her birine ne yapılıyorsa onlar yapılacak, haberiniz olsun. Bakın, Kenan Evren Mahallesi dedim. Değerli kardeşlerim, 28 Şubat sürecinin 17. yılındayız. 12 ihtilali bu ülkeye ne kadar zarar verdiyse o da aynı şekilde. Hala belediye başkanımız nereye gitti? Bakın Kenan Evren Mahallesi var. Kenan Evren hemşehrimiz olabilir. Ama biz demokrasi aşığıyız. Biz demokrasi adına Adnan Menderes'i şehit ettiler. Demokrasi uğruna mücadele verdi. Arkadaşlarıyla birlikte başını verdi. Bu noktada Turgut Özal rahmetli demokrasi mücadelesi verdi. İnanıyorum ki zehirlendi. O da demokrasi uğruna canını vermiş oldu. Değerli kardeşlerim, bizim için demokrasi önemlidir. İnşallah 12 Eylül gölgesini üzerimizden çıkardık. Elbette Kenan Evren Mahallesi'nin adını da hemen geldiğimizde değiştireceğiz. Biz demokrasi istiyoruz. Biz Adnan Menderes'in o güzel dönüşünü arzuluyoruz. Ve bugün hep uzun adam Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyoruz. Evet, evet gün onları yemiş olabilirsiniz. Ama bugün biz demokrasi adamı, uzun adam Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacağız. Onu kimseye yedirtmeyeceğiz. Yedirtmeyeceğiz değerli kardeşlerim. Değerli dostlar, işte dünkü Türkiye'ye götürmek isteyenler var. Recep Tayyip Erdoğan'ı sayıklatmak, Türkiye'yi güçsüzleştirmek. Ve avucunda oynatmak isteyenler var. Buna fırsat verecek miyiz? Fırsat verecek miyiz? O halde hep beraber çalışacağız. Duymayanları duyuracağız. Hala bizi tanımayanları tanıtacağız. Yapacağımız işleri anlatacağız. 30 Mart akşamı sandıkları patlatacağız. İlk haberi. İlk haberi kulağımızdan alacağız. Kulağı AK Parti'ye sahip çıktı. Hemşerisine sahip çıktı. Ve kula müjdeyi verdi. Ben de Sayın Başbakanımıza vereceğim. Bu duygu ve düşüncelerle değerli kardeşlerim, sizleri tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve inşallah, ve inşallah, ve inşallah 30 Mart akşamı değerli kardeşlerim, demokrasinin şahlandığı bir akşam olarak kutlayacağız. Demokrasi şöleni olarak kutlayacağız. Ve inşallah aynı dili konuşan belediye başkanlarını seçeceğiz. Kula'nın geleceği daha aydınlık olacak. Kula bir başka kula olacak. Yeni Türkiye'de yeni Manisa, yeni kula olacak. İnşallah bu hizmetleri birlikte yapacağız. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendimi, Selim kardeşimi sizlere, öncelikle Allah'a, sonra size emanet ediyoruz kendimizi. Emanet değerli kardeşlerim. Siz hemşehrinize sahip çıkacaksınız. Evladınıza sahip çıkacaksınız. Bizi ne Manisa'ya ne de Ankara'ya mahcup etmeyeceksiniz. Buna inanıyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar olsun. Kula'nın evlada, Manisa'nın evlada, sizlerin kardeşi, çocuğu Hüseyin Tanrılar'dı.
Turan Mimarlık İnşaat Limited Şirketi ve Aksan İnşaat sundu.